Diyeceksen bana de. Olmaz. Hanıma söylemem icap ediyor. Bebekle ilgili. Hadi bana müsaade. Kemal. Ya çıldıracağım ya çıldıracağım. Burada böyle elimiz kolumuz bağlı. Ya dayus çocuğa bir şey yapmaya kalkarsa? Hamza. Benim buradan çıkmam lazım. Ne demek istiyorsun Kemal? Kemal. Kaçacağım. He. Kaçacağım. Sen de bana yardım edeceksin. Yeğenin hayatının kurtulmasını istiyorsan bana yardım edeceksin Hamza. Tamam. Hadi ne biliyorsan anlat. He. Şimdi hanımım, bence Cemşir bebeğin yerini biliyor. Biliyor mu? Ne diyorsun sen Reşit Efendi? Ne yani? Babam mı kaçırdı oğlumu? Yok yok yok, öyle değil. Öyle değil de yani her kim kaçırdıysa Cemşir bunu biliyor. Lakin bunu söyleyemiyor. Çünkü bence Cemşir'i tehdit ediyorlar. Nereden biliyorsun? Şimdi ne yalan söyleyeyim, ben buranın çok ekmeğini yedim. Çok suyunu içtim. O Muzaffer Ali benim de elime doğdu sayılır. Yani ben onun dedesiyim, değil mi? E şimdi Muzaffer Ali'nin bulunması için bir şey duyduysam, bir şey gördüysem gelip bunu bir an evvel size söylemem icap eder. Yoksa ben öyle 10.000 lira mükafat olmuş, bu paranın peşinde falan olan bir insan değilim yani. Yeter hadi. Sadede gel bir adam, ne söyleyeceksen söyle. Şimdi dün sabah Cemşir o gün Cemşir mahalleye geldiği zaman böyle kafası patlamıştı. Kanlar içindeydi. Ya böyle bir sendeledi. Sendeleyip yere düşecekti. Ben koştum kolundan yakaladım. Düşmesine müsaade etmedim. Onu böyle evine kadar götürdüm. Bir güzel yatağına yatırdım. Tedavi ettim. He. Ondan sonra da ayılana kadar başında bekledim. Sonra Cemşir ayılınca böyle torunumu kurtaracağım. Torunumu o kaçırdı diye böyle avaz avaz ama nasıl böyle avaz avaz bağıra bağıra kaçtı gitti. Ben de peşinden koştum ama yetişemedim ki. Sonra Cemşir döndüğünde Cemşir'in ağzını bıçak açmıyor. Artık ne olduysa. Bir de bu sabah Serap Hanım Cemşir'in peşinde bir adam dolanıyordu. He. Bence Cemşir'in buraya varmasına, varıp da size bir şeyler söylemesine birileri müsaade etmiyor. Benim diyeceklerim bunlar. Yasin Ağa. Babamı getirin. Emriniz olur. Ne oldu Selam? Bir şey mi oldu? Bu adamın dediğine göre babam oğlumu kimin kaçırdığını biliyormuş. Biliyor. Bulabildin mi Hamza? Geceyi bekleyeceğiz. Kemal, ben nasıl yapacağım bilmiyorum ki. Hem ben yapamam ha, korkuyorum. Yapacaksın Hamza. Yeğenin hayatını kurtulmasını istiyorsan yapacaksın. Ne biliyorsan söyle. Ben mi? De.
Demek bildiklerim varmış Cemşir. Söyle de biz de bilelim. Yok. Ben bir şey bilmiyorum. Reşit öyle demiyor ama. Reşit yanlış demiş. Ben bir şey bilmiyorum. Birileri korkutmuş seni. Torunumu bulacağım falan demişsin. Biliyor musun yerini? Allah aşkına bir şey biliyorsan söyle, ne olursun. Vallahi ben bir şey bilmiyorum kızım. Hem bilsem söylemem. O benim torunum. Oyun mu oynuyorsunuz siz benimle? Defolun karşımdan. Çıkın buradan hadi. Serap sakin ol lütfen. Hadi Hamza. Yok Kemal. Ben yapamayacağım. Hamza. Yapmamız lazım. Hadi. Hamza. Hadi. Hadi. Kemal, yok. Ben yapamam. Hamza, başka çaremiz yok. Hadi. Yok, Kemal yapamam ben. Hamza, hadi. Kemal kurban olam. Bana yaptırma, yapamam. Hamza, hadi. Hadi yapman lazım. Hadi, yapamam. Hadi Hamza. Kemal yapamam. Hamza, hadi! Hadi yap! Hadi! Hadi! Ulan Reşit, ulan kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Ne oldu ki? Reşit, bu Gülye senden başka laf yetiştirecek adam kalmadı mı kardeşim ha? Niye bilmediğin işe sen burnunu sokuyorsun? Ya niye bağırıyorsun ya? Bak Reşit, bak iş güzel. Eğer senin yüzünden torunuma bir hal olsun, bunun hesabını senden sorarım. Sana olan öfkem her nefes alışımda göğsümü acıtıyor. Sadece anama yaptıkların için değil, bana yaptıkların için de. Sevdiğim kadına her baktığımda anamın katilini görmek nasıl bir duygu biliyor musun? Ben delirmiyor muyum sanıyorsun? Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.